Saat programı Gaziantep'i gezmeye devam ediyor. Şimdi Gaziantep'in ilçesi Araba'nın Karavayız köyündeyiz sevgili izleyiciler. Şimdiki noktamız bir traktör firmasının tanıtım show programındayız. Burası Ulaşlı Traktör'ün düzenlemiş olduğu İtalyan ve Alman firmasının birleşiminden oluşan traktörler var. Same ve Dös var. Şimdi bunlarla ilgili teknik bilgi alacağız. Çiftçilerimizle konuşacağız. Bakalım bu traktörlerle ilgili neler düşünüyorlar? Memnunlar mı? Almayı düşünecekler mi? Kendilerinden dinleyelim diyoruz. Mola Saat programı mutlaka izleyin sevgili izleyiciler. Sanki saatler durmuş bugün. Sonsuz yalnızlığımda bir tek sen varsın bugün. Ya dön bana artık duyuyor. Sevgili izleyiciler, Same ve Dösvar'ın satış sorumlusu ve pazarlamada yetkili olan Hüseyin abimizle birlikteyiz. Hüseyin Bey merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyiz. Şimdi İtalyan ve Alman firmasının birlikte oluşumdan oluşan aslında bir Ulaş Traktör'ün bir tanıtım show programındayız. Evet, evet. Şimdi bunların teknik özellikleriyle ilgili biraz destek alalım. Burada Dösvar ve Same'nin ne gibi teknik özelliği var? Evet. Sizden dinleyebilir miyiz? 50 beygirden 120 beygire kadar, 140 beygire kadar traktörlerimiz var. Bunların hepsi Alman, İtalyan işbirliği olarak %100 motor, şanzıman, diferansiyel hepsi aynı firmanın olmak üzere traktörlerimiz var. Bunlarda traktörlerimizde pompa yoktur. Her enjektörün ayrı pompası vardır. Santrafejine basar. Normal traktörler 1400 basarken 3 tane 4 tane enjektöre, bu her enjektöre 1800 bar yakıt bastığı için çiğ atma olayı, köyler arasında çiğ atma olayıdır. Yani yakıtı yakmadan atma olayı olmaz bu traktörlerde. Bu traktörlerin yakıtının az olması da ondan. Şimdi peki bu Dös var değil mi? Evet. Yeşil olanlar. Diğer ismiyle DFS mi diyorsunuz? Evet. SDF. SDF diyorsunuz. Evet. Peki bunun firmasıyla buradaki firma aynı bir bütün olarak ortak bir düzenleme. Evet, evet. Aynı bir bütün olarak aynı. Sema Deus var. İkisi aynı firma. Çiftçilerimiz şunu merak ediyor. Yani en iyi traktör alırken, bir traktör alırken neye dikkat etmesi gerekiyor? Hangi özelliklere sahip evet. olması gerekiyor? Evet. Sizden dinleyelim. Bir traktör alırken önce çiftçimiz diferansiyel, motor, şanzıman hepsinin aynı firmanın olmasına bakması lazım. Şimdi buna bakmadığı zaman normalde traktörler çift çeker traktörler, Sema Deus olmayanlar, normalde büyük lastikten bir tane öldürürken ön lastikten iki tane öldürür. O da arka diferansiyelle ön diferansiyel birbirine uyumlu olmadığı için. Aynı firmanın olmadığı için. Anladım. Ondan dolayı. Evet. Bugün siz iki tane büyük lastik öldürürken bir normal traktör gibi ön lastik öldürürken bunda dördü aynı zamanda ölür. Dördü atıyorum dört senede ölür. Dört iki senede ölür. Aynı öldürür yani. Birini birinden önce öldürmez. O da İkisinin birbirine uyumlu olduğundan. Sevgili izleyiciler, Same ve Dösvar'ın tanıtım show programındayız. Yanımızda yetkili satış sorumlusu Mehmet Bey var ve Ulaşlı Traktör'ün ortaklarından ve sahibi Ertuğrul Bey var. Öncelikle merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederiz, sağ olun. Sizler nasılsınız? Teşekkürler. Şu an bir tanıtım show programındayız. Arabandayız. Evet. Coşkulu bir kalabalık var. Çiftçilerimiz bayağı bir rağbet gösteriyor değil mi? Tabii. Araban bölgesi özellikle bizim için çok önemli. En büyük pazarımız burası. Çiftçilerimizin katılımından da belli. Kendilerine çok çok teşekkür ederiz. Yani bu, burası sizin bölgeniz zaten değil mi? Bölgemiz. Ama daha da yaygınlaşmak istiyoruz İnşallah. Burada. Teknolojiyle araban çiftçilerini tanıştırmak istiyoruz. İyi bir traktör alırken çiftçilerimiz neye dikkat etmesi gerekiyor? Hangi özelliklere sahip olması gerekiyor traktörümüzün? Şimdi öncelikle çiftçiler alacağı traktörü veya kullanacağı traktörü bana göre yakıt en önemlisi. Günümüzde mesela yakıt fiyatlarımızın çok yüksek oluşu ister istemez insanları yakıta yönlendiriyor. Yakıt tasarrufuna yönlendiriyor. Şimdi bu bizde var mı? Yani sizin makineleriniz bunlara cevap verebilecek mi noktada derseniz ben size sadece kısa bir bilgi aktarayım. Şimdi diğer firmalara, rakiplerimize gittiğiniz zaman herkesin
size söyleyeceği bir müşteri bulduğunda söylüyor. Yani bir müşteri diğer firmaları gezdiğinde herkesinden duyacağı bir kelime var. Benim makinem %30 yakıttığı daha eksik yakacak. Şimdi bana bunun bir açıklamasını yapabilir misiniz? Yani %30'u neye dayanarak eksik yakacak? Bu konuda bana bir açıklama yapabilir misiniz dediğinizde hiçbir tanesi de size ortaya geçerli bir sebep koyamayacak. Yok çünkü öyle bir şey. Ama biz bu konuda size bunu anlatabiliriz. Bu konuyu açabiliriz. Nedir efendim? Yakıt sistemimiz. Bizde sıralı pompa sistemi dediğimiz bir olay var. Sıralı pompa sistemi kullanıcıya ne verecek? Bunlar çok önemli noktalar. Kullanıcıya ne verecek? Sıralı pompanın her birinden basınç barlarımız birbirinden bağımsız şekilde çalıştığı için basınç barları da daha yüksektir. Atıyorum ben size her bir basınç barımızı söylüyorum. Her pompamızın bir basınç barından bahsediyorum. 1800 bardır. Yani 3 pistonlu bir makineyi düşündüğünüzde 3 tane 1800'ü görürsünüz. Bu totalde 5400 yapar. Bu güçlü bir rakam. Yani çok önemli bir nokta. Peki kullanıcı diyecek ki bu bana ne verecek? Sana ne verecek bu? Daha güçlü bir havayla daha az bir mazotu piston başlarına üflediğinde bu makinede yığılma yapmayacak. Piston başlarında kesinlikle yığılma olmayacak. Hacamca merhabalar. Merhaba. Hacamca traktör aldın mı, alıyor musun? Traktörü 2011'de aldım. 2011'de aldım. Evet. Traktör Avrupa. Çekişinde de bir kusur görmüyorum yani. Şimdi peki traktör alırken neye dikkat etmen gerekiyor? Avrupa, Avrupa olduğu için aldım. Avrupa. Kaseti var. Kliması var. Kliması var. Kabini var. Şimdi bunun en çekişi de var. Daha ne olsun? Abi merhabalar. Merhaba kardeşim. Arabanlı mısınız? Araban Dağdancık köyünde. Ben Hüseyin Kayacı'yım. 2008'de belli ben bu DevTuS traktörleri kullanıyorum. Çok memnunum yani. Şimdi peki yakıtında, hidrolünde bunlar önemli değil mi? Yakıt, yedek parça, yedek parça, servis ağı çok evet, önemli değil mi? Servis sıkıntısı, yedek parçası hiç yok yani. Ben yana yana gezlerler. Çıt 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 çedene de sarbet. Biz uğraşlı traktör olarak 25 yıldan beri ben traktör işimden uğraşırım. Artı benim çiftçiliğim vardır. Herhangi traktör yalnız işim değil. Sonradan ticari amaçlı yapılan bir şey değil. Ben dünya markası bir şey olduğundan dolayı bu işe başladım. Bundan önce de bana birçok fabrikalardan teklifler geldi. Ben onu da kabul etmedim. Bu eksiksiz olarak, dünya traktör olarak, dünya bir markası olarak hiçbir eksiğimiz olmayarak öyle yalansız dolansız bir satış yapıyoruz. Şimdi çiftçilerimizin en büyük merak ettiği satışında kolay olması, ikinci elde satışlarda kolay olması, yedek parçanın uygun olması, aynı zamanda servis ağının artı avantajlı olması ve yakıtta tasarruf olması, bu özellikler hepsi sizde var değil mi? İddia ediyorum bizim traktörlerde %30-%35 yakıt farkı var. Artı bizim traktörlerde olan herhangi bir sistem diğer traktörlerde yoktur. Abicim dünya markası ortağını en başta sırada zaten birinci sırada gelen bir traktördür. Gerek seması olsun gerek D30'lar olsun gerek yakıtından sisteminden elektroniğinden neyinden olursa olsun dünya markası bir traktördür. Yakıtından, çekişinden, sağlamlığından, parçasından, servisinden, yedeğinden filan her şeyde üstünlüğümüzü, birliğimizi. Sevgili izleyiciler, satışımızı yaptık. Abi hayırlı olsun. Sağ olasın. Şöyle vereyim ben. Abi traktör almandaki en büyük etken nedir? Neden bu döviz parayı tercih ettin? Motoru mu? Valla bugün rüyada gördüm. Rüyanda gördün. Süper. Rüyanda gördün de aldın abi değil mi? Rüyada gördüm. Bir karar pamuk bana verdiler. Bir karar pamuk. Süper. Ben şimdi traktör alırken yakıt uygun olması gerekiyor. Yedek parça uygun olması gerekiyor değil mi? Hizmet olması gerekiyor. Tabii. Olmazsa olmaz değil mi bunlar? Tabii. Abi hayırlı olsun. Sağ olasın. Peki abi sen daha önce kullandın mı traktör? Var mı sende? Bende aynı 2014'ü var. Bahçe tipi. Bahçe tipi. Ben çok memnunum şu anda. Thank you.
yaşadım yar. Senin için denizleri kuruturum yar. Senin için gök kubbe